Tabii ki çok olumlu değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'nin bugün temel meselesi bu cehennemin kapılarını kapatmak ve bu bunaltıcı, yakıcı ortamdan bir an evvel kurtulmaktır. Bütün buna yönelik hedefleri aynı olan insanların, yani cehennemin kapılarını kapatacak, aynı zamanda yeni bir inşanın da yolunu açacak her türlü gücün birleşmesi ve bu hedefe birlikte yürümesi çok olumludur, çok kutlanması gereken bir tutumdur. Tabii ki hukukun geri gelmesidir. Yani demokrasi dediğimiz şey hukuktur. Hukuk burada adalet yok, hak yok, hukuk, vicdan yok. Onların yeniden gelmesidir. Ama biz bunu kısaca hukukun, adaletin, demokrasinin geri gelmesi olarak ifade ediyoruz. Ya hukuk dediğim vakit, demokrasi dediğim vakit temel hak ve özgürlükleri içeriyor. Yani insanın doğduğundan ölümüne kadar devredilemez hakları var. O haklar Türkiye'de işlemiyor. O haklar işlediği vakit zaten sorun çözülüyor. İlk önce Türkiye'de cehennemin kapıları diye altını ondan çiziyorum. Bu dönem bitmeden yeni bir dönem başlayamaz. O dönemin hedefi demokratik cumhuriyet olduğu vakit zaten bu işlerin hepsinin rahatlıkla çözülmemesi için bir neden yok. Yani temel hak ve özgürlükler dediğiniz vakit insanların kimlikleri, insanların dilleri, insanların ırkları, insanların mezhepleri hepsinin rahatlıkla ifade edildiği ve kim devletin onlara baskı yapmadığı, şahısların birbirine karışmadığı, evrensel hukukun ve demokrasinin herkesi denetlediği bir devletten söz ediyoruz. Türkiye'nin bugünkü cehennemin kapısı kapansın diyen herkesin ortak noktası demokratik bir cumhuriyettir. Yahut cumhuriyetin demokrasiyle taşlandırılmasıdır. Bu dünyanın her tarafında, gelişmiş ülkelerde de, hukukun yürürlükte olduğu yerlerde de tanımı bellidir. Yani ben 14 Mayıs günü bir dönemin biteceğine inanıyorum. Ondan sonrasına sonra bakacağız.